Dünyanın çevresi nasıl hesaplandı? Dünyanın çevresi 2250 yıl önce nasıl hesaplandı? İskenderiye Kütüphanesi'ndeyken Eratosthenes, Güney Mısır'da, bugünkü Asvan yakınlarındaki Siyene kasabasında çok değişik bir özelliğe sahip bir kuyu olduğunu öğrendi. Kuzey Yarımküredeki en uzun gün olan 21 Haziran'da tam öğle vakti, güneş doğrudan olarak kuyuya geliyor ve en aşağısına kadar her yeri aydınlatıyordu. Eratosthenes, Güneş'in 21 Haziran'da tam tepede olduğunu ve bu yüzden kuyuyu tamamen aydınlattığını fark etti. Ancak bu olay birkaç yüz kilometre kuzeyde olan İskenderiye'de hiç olmuyordu. Bugün bu kuyunun, Güneş'in ışınlarını 21 Haziran'da dik olarak alan yengeç dönencesinde olduğunu biliyoruz. Güneş'in hem Siyene hem de İskenderiye'ye dik ışınlar göndermemesinin sebebinin dünyanın eğimi olduğunu bilen Eratosthenes, bu olaydan yola çıkarak dünyanın çevresini ölçebileceğini düşündü. Eratosthenes daha sonra İskenderiye'de yaz gün dönümünde öğle vakti bir sopanın gölgesinin açısını ölçtü. Sonucun yaklaşık 7,2 derece, yani tam bir çemberin yaklaşık 50'de biri kadar bir açı yaptığını buldu. İskenderiye ile Siyene arasındaki mesafeyi bilseydi, dünyanın çevresini artık kolayca hesaplayabilirdi. Ancak o zamanlarda bu elbette kolay bir iş değildi. Şehirler arasındaki bazı mesafeler, bir deve kervanının bir şehirden diğerine seyahat etmesi için geçen süreyle ölçülürdü. Ancak develerin farklı hızlarda dolaşma ve yürüme eğilimi vardır. Bu ölçümün kesinlik olasılığı düşük olduğundan kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle Eratosthenes, eşit uzunlukta adımlarla yürümek için eğitilmiş profesyonel araştırmacılar olan bematistleri işe aldı. Cene'nin İskenderiye'den yaklaşık 5000 stadyumda olduğunu buldular. Uzun mesafeler o çağda stadyum denen birimle bir stadyumun boyu olarak ölçülürdü. Bir stadyum değeri 600 ayak olarak kabul edilirdi. İki kent arasındaki uzaklık bugünkü ölçülerle kabaca 800 kilometre civarına denk gelmektedir. Şimdi yapılması gereken bu sayıyı 50 ile çarpmaktır. Bu durumda dünyanın çevresi yaklaşık 40074 kilometre kadar olacaktır. Şaşırtıcı bir biçimde gerçek çevre bu tahminden sadece 66 kilometre daha büyüktür.